Merhaba, gezgin Nilüfer öğretmen olarak bugün farklı bir yerde, Cumhuriyet Bağlamı'nda ve farklı bir şöyle gelecekle beraber kutlayalım. Gezgin Nilüfer öğretmeni abone olmadıysanız lütfen abone ola basınız derim. Evet, bugün çok çok güzel bir gün. Gördüğünüz gibi koskoca bir bayrak ve harika bir bayrak. İşte memleketimin sokaklarında böyle bir şey, bayram kutlamak diyorum. Harika bir şey. Evet, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Hepimizin çok çok büyük ve çok çok güzel, çok çok coşkulu bir bayram. Evet, maalesef ki bu bayramı biz nerelerde kutluyoruz? Bu bayramı maalesef ki maskeli, mesafeli okullarda kutladık. Ama inşallah meydanlarda da seni kutlayacağız. Nedir Cumhuriyet arkadaşlar? Nedir Cumhuriyet? Cumhuriyet özgürlüktür. Cumhuriyet ben demektir. Cumhuriyet siz demektir. Ve Cumhuriyet hepimiz demektir. İşte bu büyük günde, bu bayrağın gölgesinde inşallah bütün bayramlarımızı kutlarız. Soruyorum gençler, ne zaman ilan edildi Cumhuriyet? Evet, 29 Ekim 1923. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Hilal Paşa'nın hepsine de çok çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Yattığınız yerde rahat uyuyun. Ve onlar olmasaydı bugün bizler burada olamazdık. Ben her zaman için şunu söylerim. Bugün ben buradaysam, sınıfta olduğumda öğrencilerime, sizler buradaysanız ve özellikle kız öğrencilerim için sizler buradaysanız bu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde kutlanmış bir bayramdır. Ve Atatürk, dikkat ederseniz, ne zamandı meclisimizin açılışı? 23 Nisan 1920. İlk önce bir meclisi açtı. Hemen Cumhuriyeti ilan etmedi. Neden? Çünkü toplum buna hazır değildi. Ve bunu çocuklara armağan etti. Biliyorsunuz, o videomu da izleyebilirsiniz. Onu öğrencilerimle beraber çekmiştik. O da harika bir videoydu. Burada da böyle gezerken büyük bir bayrak görünce ben de hemen altına geldim ve burada kutlamak istedim. Burada kutladım ve gerçekten de harika bir sokak, biraz sonra göstereceğim. Bayraklar her yerde, işte benim memleketim diyeyim yani sizlere. Ve daha sonra Atatürk 28 Ekim akşamı saat 8.30'da yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi ve 29 Ekim'de Cumhuriyetimize, özgürlüğümüze kavuştuk. Peki biz bayanlar kavuştuk mu? Maalesef. Yani hayır diyeceğim. Neden? Çünkü seçme ve seçilme hakkı 32-34'te. Bu tarihler arkadaşlar önemli tarihler. Neden önemli tarihler? Çünkü bize Avrupa'dan önce gelmiş. Düşünün, seçme ve seçilme hakkı. Daha önce biliyorsunuz ki maalesef bir bayanın şahitliği kabul olmuyor. Ne oluyor peki? İşte 5 bayan, 6 bayan, neyse bir kombinli bir şeyler var. Kusura bakmasınlar, tarihçiler şeyler. Bunların şahitliği bir erkeğin şahitliğine denk oluyor. Ve daha sonra yine bir öğretmen olarak Atatürk'ün anılarında anlattığı şu vardır. Bir gün öğretmenler de böyle o da beni dinliyor aynı şekilde. Davet etmiş Atatürk Türk öğretmenlerini, hepsini, bayan, erkek, hepsi bir arada.
Ve erkek öğretmenler orada bayan öğretmenlere, açıkçası bayan kadın çok sevmiyorum bu kelimeleri, büyük şeylere ölçüyor. Türk kadını diyeyim, Türk öğretmenini davet ediyor salona. Ve orada erkek öğretmenler geliyor, diyor ki, işte orada Türk öğretmenleri, kadın öğretmenler var, oturuyor, bu nasıl şey, böyle şey olmaz, şey yapmaz. Ve Atatürk tamam diyor, geliyorum hemen oraya diyor ve geliyor oraya. Peki diyor, siz kendinize mi güvenmiyorsunuz yoksa Türk öğretmenlerine mi güvenmiyorsunuz mi yavrum da? Ve daha sonra onları diyor ki, burada hep beraber oturacaksınız. Düşünün işte, bize gelen büyük bir özgürlük, diğer haklar hepsi beraber bu sayede gelmiş oluyor. Dikkat ederseniz halifeliği daha sonra 1924'te kaldırıyor. Neden 1924'te kaldırıyor? Aslında bana göre Cumhuriyet'te halifelik bir arada gitmesi gereken bir sistemdi. Hani şu anda tıpkı İngiltere'ninki gibi. Keşke gidebilseydi. Ne güzel. Mesela İngiltere'de biliyorsunuz kraliyet ailesi var. İngiltere'ye gittiğimizde inanın çok hoştu. Kraliçe çıkacak diye adamlar, işte kraliçenin sarayının karşısında büyük yerler var. Nasıl kalabalık, herhalde şu an böyle bir kalabalık yoktur olayı diye düşünüyorum. Ve orada düşünün yani, İngiltere sadece çıkacak, bakabiliyor öyle el sallayacak ve el salladığında da iki insandan mutlu olacaklar veya arkadaşları geliyorlarmış. Arkadaşları geldiğinde işte bu küçük golf arabalarına bindiriliyor ve oraya gidiliyor ve kraliçeyle işte görüşe can isterse çıkıyor. Ve maalesef ki bizim şansımıza çıkmadı ya arkadaşlar, yani kraliçeyi görmedik. Olsun, benim anneciğim de böyle, biliyorsunuz, mavi gözü, bembeyaz saçlı kraliçe Elizabeth gibi. Bir de orada en dikkatimizi çeken şeylerden biri de onların atları, aynı şekilde atları vardı. Ve biliyorsunuz onlar da bir arada yürümüş ama biz de maalesef ki yürümemiş. Daha sonra neler geliyor? Devrimler geliyor burada işte, ve Atatürk bunları kafasına göre yapmıyor arkadaşlar. Cephede yanında kitap, Fransızcayı çok iyi biliyor, Arapça Farsçayı çok iyi biliyor, İbn Sina'yı okuyor, yani bütün dünya edebiyatını, dünya bilim adamlarını okuyor, düşünün yani. Ve daha sonra bunları sırayla ve halk hazır olduğunda uygulamaya koyuyor ve daha sonra da işte inkılaplar, yenilikler arka arkasına geliyor. Ve keşke yani erken kaybetmeseydik de daha belki de birçok inkılap gelecek. Ne güzel geliyor değil mi? Yani bunu, tamam canım, tamam, evet. Yani seyrediyor. Bizim böyle. Olsun, o da aynı şekilde dinlemiş oldu bizlerle beraber. Ve daha sonra da yine aynı şekilde ilerlemeler ve Cumhuriyet iyi ki var, iyi ki bizlerle diyoruz ve biz bunu emanet olarak aldık ve biz bunu çok güzel koruduğumuza, yaşattığımıza inanıyorum. Keşke bugün akşam şu meydanlarda olsaydık, fener alayları, yürüyüşler, şeyler olsaydı. Ama maalesef pandemiden dolayı olamayacak. Fakat seneye daha güzel bir biçimde kutlayacağımıza inanıyorum. Şimdi buradaki sizlere Atatürk fotoğrafları, posterlerini de göstereyim. Ve daha sonra sözü gençliğe bırakıyorum. Esenle kalın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Bayramımızın eşliğinde. Evet, gördüğünüz gibi Atatürk'üm her katta, harika değil mi? Ve bütün sokaklarda Atatürk var.
Ve şurada da bir Atatürk, aynı sağım solum, ne güzel bayraklar ve Atatürk resmi, her fotoğrafı, pardon, resim değil, ve şanlı bayrağım. Evet, bu sitede bayrağın asan diyeyim, yani yöneticilerden Emre ve Çiğdem çifti. Şöyle Atatürk'le beraber harika el sallayabilirsiniz. 29 Ekim bayramınız kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Atamızla beraber ve böyle bayraklarla, süper. Ellerinize sağlık. Çok güzel bir site ve çok güzel bir şey olmuş. Teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.